أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وَلَقَدْ ve şüphesiz نَعْلَمُ biz biliyoruz اِنَّهُمْ onların يَقُولُونَ dediklerini اِنَّمَا ancak يُعَلِّمُهُ ona öğretiyor beşerun bir insan lisanun dili اَلَّذ۪ي o dil ki يُلْحِدُونَ nispet ettikleri şahsın اِلَيْهِ kendisine اَعْجَمِيٌ yabancıdır وَهَذَا halbuki bu lisanun lisanıdır عَرَب۪ي bir Arapça mübinin apaçık. Ve şüphesiz biz onların ona ancak bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Halbuki kendisine nispet ettikleri şahsın dili yabancıdır. Halbuki bu Kur'an apaçık bir Arapça lisanıdır. İbn Ebi Hatim Hüseyin tarikı ile Abdullah bin Müslim el-Hadrami'den naklediyor. Bizim iki kölemiz vardı. Birisine Yesar, diğerine Cebir deniyordu. Bunlar Sicilyalı Hristiyan idiler. Her ikisi de kendi kitaplarını okuyorlar. Bu kitapların ilmini biliyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bunlara uğrar, onların okuduklarını dinlerdi. Bunun üzerine müşrikler, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunlardan ilim öğreniyor dediler. Bu sebeple bu ayet indi. İnne şüphesiz ki ellezine yok mu la yu'minune iman eden et inanmayanlar yok mu bi ayati ayetlerine Allah'ın la yehdihim onları doğru yola iletmez Allahu Allah ve lehum ve onlar için azabun bir azap vardır elimun elem verici Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu kuşkusuz Allah onları doğru yola iletmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. İnnema yefteri uydurur. İnnema ancak yefteri uydurur el kezibe. Kezibe yalan ellezine o kimseler ki la yu'minune inanmayanlar. Bi ayati ayetlerine Allah'ın ayetlerine inanmayanlar. Ve ulaike işte hum onlar kazibun yalancıların ta kendileridir. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar ancak yalan uydurur, işte onlar yalancıların ta kendileridir. Yukarıdaki ayetler Kur'an'da
meydana gelen nesih olayı konu edildi. Bir ayetin hükmünün diğer bir ayetle değiştirilmesi üzerinde dikkatle durmamız, ilham edilerek ana fikir verildi. Sonra da Kur'an'ın Ruhul Kudus aracılığıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirildiği belirtilerek bir insanın böyle bir kitap yazmasının ve ona benzer söz meydana getirmesinin imkansızlığına işaret edilerek ilahi kudretin her alanda erişilmez olduğu anlatıldı. Men kim kefere inkar ederse billahi Allah'ı min ba'di sonra imanihi iman ettikten sonra illa başka men ukrihe zorlanan ve kalbuhu kalbi mutmainnun dopdolu olduğu halde dolu olduğu halde neyle bil imani iman ile velakin fakat men kimde şeraha açarsa bil kufri kafirliğe sadran kalbini fe aleyhim bunlaradır gadabun gazabı minallahi Allah'ı işte Allah'ın ve lehum onlar için azabun bir azap vardır azimun büyük bir azap vardır. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse kalbi iman ile dolu olduğu halde inkara zorlanan başka fakat kim kalbini kafirliğe açarsa işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmek istedikleri zaman Bilal, Habbab ve Ammar bin Yasir'e eziyet ettiler. Ammar işkenceden kendini korumak için onların boşuna, hoşuna gidecek bir söz söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müracaat edip durumu anlatınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylerken kalbin nasıldı? Söylediğin sözden kalbin razı mıydı? Ammar hayır dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak kalbi imanla huzur bulduğu halde inkara zorlanan kimse müstesna ayetini indirdi. Zalike bu bi ennehum onların ötürüdür. Neyi? İstehabbu tercih etmelerinde onların tercih etmelerinden ötürüdür. Neyi? Hayate hayatını dünya hayatını. Alel ahireti ahirete karşı. Ve enne ve inne kuşkusuz ki Allah la yehdi hidayete erdirmesinden el kavme bir topluluğunu kafirine kafirlerden. Bu azap onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve kuşkusuz Allah'ın kafirler topluluğunu hidayete ermemesinden ötürüdür. Ulaike işte onlar ellezine o kimselerdir ki tabaa mühürlediği Allahu Allah'ın mühürlediği neyi mühürlediği ala kulubihim kalplerini daha ve sem'ihim kulaklarını ve absarihim ve gözlerini ve ulaike işte onlar hum kendileridir gafilun gafillerin ta kendileridir. İşte onlar Allah'ın kalplerini kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir ve onlar gafillerin ta kendileridir. La carame ta kendileridir. Ennehum hiç şüphesiz onlar fil ahireti ahirette hüm uğrayanların o uğrayanların hasirun ziyana uğrayanların. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların ta kendileridir. Sümme sonra İnne şüphesiz Rabbeke Rabbin lillezine yardımcısıdır. Lillezine o kimselerin ki haceru hicret edip min ba'di sonra ma futinu eziyet edildikten sonra sümme ardından da cahedu cihad edenlerin ve sabaru sabrederek
İnne elbette Rabbeke Rabbin min ba'diha, bütün bunlardan sonra la gafurun, çok bağışlayan, rahimun, pek esirgeyendir. Sonra şüphesiz Rabbin eziyet edildikten sonra hicret edip ardında da sabrederek cihat edenlerin yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayan, pek çok esirgeyendir. Yukarıdaki ayetler ölüm tehdidi altında kalan bir müminin kalbi iman ile yatışmış bulunduğu halde diliyle küfre dalalet eden bir söz söylemesinde bir sakınca olmadığı açıklandı. Ancak hiçbir zorlama söz konusu değilken inandıktan sonra küfre dönenlerin ilahi azaba çarpılacakları da hatırlatılıyor. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.